Señora. Öleceksin İbrahim. Buraya kadarmış, bitti. Yılan. Prenses. Prenses sizi yılan soktu. Sakin olun. Oturun. Dur. Sakin olun. Nerenizi soktu? Nerenizi soktu? Prenses, iyileşeceksiniz. Hürrem Sultan. Nerede kaldınız? Çabuk. Siz çekilin. Maazallah bulaşıcı olabilir. Bir şey olmaz. Ne kadar zamandır böyle? Seferden döndüğünden beri halsiz paşamız. Orada bir şey kaptı belli ki. İlk önce ateşi çıktı. Sonra geçti. Tam iyileşti derken yığılıvermiş. Ne yapacaksınız ona? Hiç merak etmeyin. Elimden geleni yapacağım. Siz çıkın.
Sultanım, hadi biz çıkalım. Hekim çağrıldı mı? Haber verdik hünkârım. Hemen alıp gelecekler. Prensesim. Kendine geliyor. Kim yaptı paşa bunu size? Nedir o? Ne yapıyorsun sen? Sana diyorum. Ne verdin ona? Sultanım, paşa zehirlenmiş. Öyle olsa bizim hekimler söylerdi. İyi bilirim bu illeti. Çok gördüm. Lakin merak etmeyin. Bu toprak şifalıdır. Nasıl şifalı? Midilli Adası'ndan getirdiler bana. Zaten yalnız orada bulunur. Her ne varsa içinde her türlü zehri söküp atar. Paşa kurtulacak mı? Dua edelim ki geç kalmadık. Yoksa fayda etmez. Hünkârımız hususi hekimini yollamış. Yasef Efendi başında sultanım. Nereden çıktı bu illet hastalık? İnşallah bulaşıcı değildir. Eğer öyleyse Süleyman, Hatice'm, torunlarım, herkes tehlike altında. Yolladın mı Nigar'ı? Nigar kalfa çıkmış zaten. Hürrem Sultanımız götürmüş onu. Hürrem'in ne işi var orada? Kimden izin almış çıkmak için? Maalesef ben de sonradan duydum sultanım. Haberim yoktu. Olacak. Bundan böyle Hürrem benden izin almadan saraydan ayrılmayacak. Attığı her adımın, aldığı her nefesin hesabını verecek. Nasıl durumu? Kötüleşir mi daha? Korkulacak bir şey yok hünkârım. Zehir yayılmadan vakitlice müdahale edilmiş. Lakin bu gece müşahede altında kalması icap eder. Zira ateşi yükselebilir. Köşkten ayrılma. Ne lazımsa yapılsın. Hünkârım, sizi görmem için gönderdim. Gözlerim. Yusuf. Ne oldu bana? Zehirlenmişsiniz paşa. Tanrı korudu sizi. Ben ne gerekiyor yaptı.
Kurtulacağım. Herkes sizi merak etti. Ben gidip haber vereyim. Hayır. Kimse bilmeyecek. Paşam. Zehir yok. Anladın mı? Sakın kimse bilmeyecek. Paşam, siz uyanmadan önce Hürrem Sultan geldiler. Kendileri sordu, ben söyledim. Yok hala. Yasef Efendi odasında sultanım. Henüz çıkmalılar. Sultanım müşteri olun. Yasef Efendi çok kıymetli bir hekimdir. Ne yapar ne eder iyileştirir. İbrahim nasıl? Ne olur iyi deyin bana. Tanrı'ya şükredelim ki iyi. Kurtulacak. Nedir bu hastalık? Paşamız nasıl düştü pençesine? Bulaşıcı bir hastalık değil. Ciğerlerini üşütmüş kötü. O yüzden. Dua ettim ki Allah'ım seni bana oğlumuza bağışladı. Ben kolay ölmem. Senin duaların, gözyaşların korur kollar beni. Ateşi hızla düşüyor hünkârım. Birkaç güne toparlarmış. Şükürler olsun. Yasef Efendi'ye bizzat tebriklerimi iletin. Gereken mükafat ziyadesiyle verilsin. Emredersiniz. Prensesin durumu nasıl oldu? İyi. Uyuyor şimdi. Allah'tan ben yanındaydım. Derhal müdahale edince kurtuldu. Yakında bir şey kalmaz. Geçmiş olsun. Malum etrafımız orman. Böyle tehlikeler mevcut. Arzu ederseniz prensesi başka bir yere götüreyim. Lüzum yok. Sümbül Ağa'ya söyle gereken tedbiri alsın, kafidir. Bir de geç geleceğime haber ver ki sultanlar merak etmesinler. Emredersiniz. Senyor Marco. Hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Senyor Gritti nerede? Venedik'e gitti. Aile ziyareti. Yakında döner. Merak etmeyin. Size ben yardım edeceğim. Prens Frederick adına size teşekkür ederim. Prenses Isabella'yı kaçırıp teslim aldığımız gün 50.000 duka altın alacaksınız. Validem, has oraya hünkârımızın yanına gidiyorum. Bir diyeceğiniz varsa? Hürrem, ben aslanımla arama kimseyi koymam. Bunu hala anlayamadın mı? Öyleyse evlatlarının annesini neden dairesinden attığınızı kendinizi izah edersiniz. Sultanım, affınıza sığınıyorum. Lakin bu vaziyet münasebetsiz. Belli ki aslanımla konuşup daireyi tekrar almak niyetinde. Hünkârımız henüz gelmediler. İyi. Sen bana Mahidevran'ı çağır. Derhal yanıma gelsin. Köşke birilerini gönder. Bir güzel temizlensin, ilaçlansın.
bizzat alakadar olacağım beyim. Sultanım. Vali Bey, nasılsınız? Sağlığınıza duacıyım. Hünkârımızı görmeye geldiyseniz kendisi burada değiller. Nasıl? Nerede? Geç gelecekler sultanım. Zira av köşkündeler hala. Hayırdır inşallah. Ne olmuş ki? Prenses Isabella yılan sokmuş. Zehirli bir yılan. Ölmüş mü? Ne talih ki o esnada hünkârımız yanındaymış. Bizzat kurtarmışlar. Demek hünkârımız kurtardı onu. Şanslıymış. Ne güzel. Prenses dinlenmeniz lazım. Validem. Beni çağırmışsınız. Mustafa'm nasıl? İyi, az önce uyudu. Kötü bir haber mi var? Hayır, başka bir diyeceğim var sana. Hürrem'in terası dairesini boşalttırdığımı biliyorsundur. Duydum, evet. O daireyi Şehzadem Mustafa'ya tahsis ettim. Malum, Mustafa'm büyüyor. Siz nasıl uygun görürseniz validem. Mustafa'm da çok sevinecek. Daha derhal hazırlıkları yapın. Mustafa'm yarın o daireye geçmiş olacak. Siz de dinlenin. Bütün gün perişan olduğunuz benim için. Seni iyi gördüm ya. Dünyalar affeder. Mehmet'im nasıl? Çok korktum ona da bir şey olacak diye. Lakin iyi melekler gibi uyuyor. Allah kem gözlerden korusun bizi. Amin. Malum. Saadetimiz herkesin dilinde. Bozulsun istiyorlar. Neyse ki şifayı buldun. Rabbim bir daha düşürmesin yataklara. Düşmez kalkmaz bir Allah sultanım. İnsan düşer. Lakin marifeti düştükten sonra kalkmasıdır insanın. Ben de kalkacağım elbet. Kimsenin gücü yetmez buna. Kendi kazdıkları kuyularda can verecekler. Öyle bir çökecek ki karanlık üzerlerine nefes dahi alamayacaklar. İbrahim. İbrahim. İbrahim.
İbrahim. İbrahim, neler diyorsun sen? Benim bilmediğim bir şey mi var? Bizden uzak olsunlar yeter. Oğlumuz bizim saadetimizin kaynağı. Hep birlikte mutlu olacağız. Paşam. Mehmet'imin karnı acıkmıştır. Onu doyurmam lazım. Kimleri görüyorum? Günlerdir yoksunuz beyim. Gözlerimiz yollarda kaldı. Nedir bu haliniz? Gemileriniz mi battı yoksa? Eleni. Bizi yalnız bırak. Sağlığınıza beyim. Bana söylediklerinizi ne çabuk unuttunuz beyim. Hani çivi çiviyi sökerdi. Hani kadın eli şifalıydı. İyileştirirdi her yarayı. Ne oldu bu laflara? Amin bir başka. Çıkmıyor aklından. Çıkmaz tabii. Çıkmaz. Aşık olup kaybetmek böyle bir şey. Ne olursa olsun çıkarıp atamıyorsun içinden. Sağ olsun İbrahim Paşa'mız aldı onu ellerimden. Lakin burada bitmez Asu Efendi. Yiğitlerim her yerde onu arıyorlar. Elbet bulacağım. Elbet bulacağım. Ne, ne desem uyur Moğla. Üstüne güller gelirim Moğla. Benim
Oğlum. Sesler. Ne oldu? Paşam. Söyle. Mehmet. Oğlum. Ne oldu? Sultanımız kapıyı kilitledi, açmıyor. Mehmet'im. Sultanım aç kapıyı. Niye açıyorsun gözlerini? Ben burada. Yanındayım. Yaklaşma! Uzak durun, gidin buradan. Sultanım. Mehmet'im. Bak baban da geldi. O da burada. Hadi uyan. Thank you.
Ne oldu anne? Neden buraya geldik? Benim aslan şehzadem. Sana çok güzel bir havadisim var. Bu daire artık senin. Ama burası Hürrem Sultan değil miydi? Artık değil. Validemiz bu daireyi sana tahsis etti. Bundan sonra burada kalacaksın. Sen de benimle kalacak mısın? Hayır oğlum. Sen artık büyüdün. Kendi başına kalmanın vakti geldi. Aman efendim, sultanların gülü. Ne dolanıyorsun burada? Sormayın sultanım. Sizin bahşettiğiniz 3-5 altını sümbülden korumak için bahçeye gömmüştüm. Lakin koyduğum yerde yok. Günahını almayayım. Çok seviyorum. Çok da iyi bir insan ama maalesef elleri çok uzun. Ha. Bırak şimdi onu. Hünkârımız gece ne vakit geldi? Odasında, değil mi? Siz sorarsınız diye uyanır uyanmaz hemen gidip baktım. Hünkârımız geceyi dışarıda geçirmişler. Hala teşrif etmediler. Nasıl gelmez? Af köşkünde miydi? Orada mı kaldı? Sultanım hemen kötü düşünmeyin. Malum İbrahim Paşa'mız rahatsız. Belki orada kalmıştır. Ne yapıyorlar orada? Benim terasımda ne işleri var? Gel benimle. Prenses Isabella, nişanlınız Prens Frederick kaçmanız için bir gemi yolladı. Gemi limanda sizi bekliyor. En kısa zamanda kiliseye gitmelisiniz. Bize haber gönderdiğinizde sizi oradan kaçırmak için hazır bekliyor olacağız. Hayırlı sabahlar. Anlaşılan pek hayırlı değil. Ne oluyor burada? Validemiz daireyi bize tahsis etti. Demek sana verdi. Ne güzel. Aman eteğinden ayrılma. Ne denirse yut itaat et. Yoksa maazallah bir gün seni de kapının önüne koyar. Yanlışım var Hürrem. Burası bana değil Mustafa'ya verildi. Onu buradan çıkarmaya senin gücün yetmez. Malum, en büyük şehzade. Ben de onun annesi olarak buradayım. Ama üzülme, arada gelirsin. Terasımda ağırlarım seni. Maydevran, o terastan göreceğin tek şey... ...hünkârımla benim saadetim olacak.
Benim bundan neden haberim yok? Vallahi ben de şimdi duydum Sultan. Validem. Hürrem, bir şey diyeceksen, bir meselen varsa daireyle haber gönder. Dairemi elimden aldınız. Şimdi de Mahidevran'a veriyorsunuz. Sanmayın ki bunlar benim canımı yakar. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim aslı dairem Süleyman'ın has odasıdır. Onu hiç kimse alamaz elimden. Validem. Ne oldu dahi? Rengin atmış. Hatice Sultanımızın oğlu Mehmet Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Size de. Nasıl oldunuz? Ağrınız var mı? Daha iyiyim. Siz burada mı kaldınız? Hayli korkmuştunuz. Benden kalmamı istediniz. Başlayın beni. Ben çok hasta olmuşum. Ne yaptım? Endişelenmeyin prenses. Bağışlanacak bir şey yok. Ben hatırlıyorum. Siz kurtardınız beni. Yanımda oldunuz. Çok teşekkürler. Ama... Ben çok utanıyorum. Bütün bu olanlar sizinle doğru değil. Olmaz. Gir. Hünkârım, bağışlayın. Söyle. Bali Bey geldiler. Mühim haberleri varmış. İbrahim, doğru mu duyduklarım? Hatice'm nerede? O nasıl? İyi değil Valide Sultanım. Odasındalar. Başınız sağ olsun paşam. Allah sabır versin. Ben de çok üzüldüm duyunca. Başın sağ olsun. Sen kal. Neden? Zehirlediğini biliyorum. Hatice'm. Ona da mı bir şey oldu yoksa? Kendini yerden yere atıyordu validem. Hekim kadın da mecburen ilaç verdi. Uyuyor şimdi.
karşı. Aklın yerinde değil. Ne zehirlemesi? Bana oyun oynama Hürrem Hatun. Yasef Efendi sana zehirlendiğimi söylemiş. Sen kimseye söylemedin. Sustun. Neden? Ciğerlerini üşütmüş dedi. Ben o yüzden... Yanıma gelip öleceksin İbrahim diyen kimdi peki? Hatırlıyorum seni. Hayal görmüşsün sen. Asıl hayal gören sensin Hürrem Hatun. Sen beni öldürebileceğini mi sanıyorsun? Hı? Beceremedin. Bak karşında duruyorum işte buradayım. Delirmişsin sen. Ne dediğini bilmiyorsun. Beni öldürmeyi kafana koydun belli. Lakin evladımdan ne istedin? Neden aldın onun canını? Onun günahı neydi? Orada dur paşa. Fırsatını bulsan seni gözümü kırpmadan yok ederim doğru. Ama oğlunu nasıl kıyarım? Asla. Evlatlarımın üzerine yemin ederim ben yapmadım. Unuttun mu? Doğduğu gün hayatını ben kurtardım. Ben. Benimle gel. Nereye? Artık soru sormak yok. Ne diyorsam onu yap. İçeri gel. Eğer bana zarar verirsen... Demek fırsatını bulursan benden kurtulacaksın, öyle mi? Ben o fırsatı her gün yanımda taşıyorum zaten. Ben istediğim an senden kurtulabilirim. Nedir o? Nigar kafaya günlerdir arattığın ölüm fermanı. Leo'nun günlüğü. Zavallı aşığın aranızda olup biteni elleriyle yazmış her gün. Bunu hünkârıma verirsen başına neler geleceğini biliyorsun değil mi? Ne malum seni hazırlatmadı? Şahidim var, ispat ederim. Ne duruyorsun o zaman? Git ver. Sen de benimle yanarsın. Senin de sonun olur. Ne paşalığın kalır, ne damatlığın. Eğer icap ederse Hürrem Hatun, ben her şeyden vazgeçerim. Sen ki iktidarın en kuvvetli paşası. Devleti, orduları sen yönetiyorsun. Şahanın, şeretin, para, sarayın var. Heykeller bile dikiyorsun. Süleyman da Hatice de seni çok seviyor. Bütün bunları kaybetmeye göze alabilir misin? Hiç sanmıyorum.
nasıl öldü Nigar? Hani iyileşmişti? Yine mi ateşi çıktı? Hastalıktan değil validem. Biz de anlamadık. Hiçbir şey yoktu. Gece fenalaştı belli ki. Olsa duyardık. Ağlardı bebek. Cariyeler kapının önünde. Validem. Burada inmeliyim. Benim yüzümden. Ne diyorsun Hatice? Hem zehirken uyuyakaldım. Nefesini ben kestim. Hatice, konuşma artık. Ben nasıl dayanacağım bu acıya? Evladım katil oldu. Hatice! Hatice! Hekimbaşı! Hekimbaşı! Düştüğü yeri yakar elbet. Lakin Allah'ın takdiri bu. Sakın isyan etme. Bilakis iman et ki Allah seni bir daha evlat acısıyla imtihan etmiş. Üzülme. Daha nice evlatlarınız olacak inşallah. Taziyelerimi kabul buyurun paşam. Başınız sağ olsun paşam. Dostlar sağ olsun. İbrahim Hatice'yi mi görmek ister? Hatice'm. Kardeşim. Ben öldürdüm. Benim yüzümden. Emzirirken uyuyakalmış. Benim yüzümden. Thank you.
durmuş burada böyle? Altınlarım nerede? Ya saburu ya rahim. Sen ne arıyorsun burada? Sende utanma sıkılma yok mu? Bir de soruyorsun. Altınlarımı arıyorum ben. Yok Gül'a. Sen belanı arıyorsun, belanı. Ses. Altınlarım nerede? Vallahi Allah yarattı demem. Hı? Ne yaparsın? Getir lafın sonunu demem. Mahalle sultanıma şikayet ederim. Aa, iyi fikir. Ben seninle ne uğraşıyorum ki? Gider valide sultanıma şikayet ederim, olur biter. Gafil. Valide yasta seni mi dinleyecek? Hem nasıl ispat edeceksin? Hı? İspat? Bunu yanına koymam. Ne yapacaksın? Yas bahçede çok yılan var mesela. Onlardan birkaçını yatağına koyabilirim. Ya da koymuş da olabilirim. Huzur içinde yat ağam. Hayırlı geceler. Dikkat et. Yılan senin kara mabadından sokmasın. Dikkat et. Dikkat et. Hatice Sultan aklını kaybetmiş diyorlar. Nasıl delirmesin? Kendi oğlunu öldürmüş. Duymadınız mı? Yazık. Allah kimseye böyle acı göstermesin. Şşt! Kızlar! Çok mu konuşuyorsunuz siz? İşiniz gücünüz çene. Çal çene, çal çene. Allah Allah! Fidan Hatun. Buyur ağam. Sen gel buraya. Kızım kapatsana şu pörtek gözlerini. Ayırmışsın dibine kadar. Allah Allah. Fidan Hatun. Biliyorsun üzerinde emeğim çok büyük. Ta Edirne'den beri korur kollarım seni. Eksik olmayın. Gerçi abinin boynunu vurdular ama biliyorsun benim hatam değil. Tamamıyla bir yanlış anlaşılma. Senden bir isteğim olacak. Ne isterseniz yaparım ağam. Boynum kıldan ince size. Güzel. Vakti gelince haber vereceğim sana. Şimdi sen dön yerine. Sümbül. Başına öyle bir çorap vereceğim ki. Dur bakalım. Yazık. Hatice'nin yerine koyuyorum kendimi. Ne büyük keder. Bir an evvel çocuk yapması lazım. Yoksa bu acı onu her gün öldürür. Mevzuyu kapatalım Hürrem. Zira Hatice'm aklıma düştükçe içim parçalanıyor. Mustafa'm. Senin haberin yok. Validemiz benim dairemi Mustafa'ya tahsis etti. Öyle mi? Nereden icap etmiş? Mustafa büyüyor. Validemiz artık annesiyle kalmasını istemiyor. Hakkı var elbet. Evet. Ama benim dairemi verdi. Bu kadar aceleye ne gerek var anlamadım. Başka bir yer hazırlanamaz mıydı? Haremin dirliği düzeni validemden sorulur. Eğer o böyle münasip gördüyse yapacak bir şey yok.
Aşkı derunum. Asma o güzel yüzünü. Senin asıl dairen burası. Benim yanım. Hadi Mustafa'm sen uyu artık. Allah rahatlık versin. Sana da. Üzülmeyin sultanım. Yakında oradan da kovulacak. Valide sultanımız kalfalara, ağalara emirler vermiş. Hürrem ondan habersiz hamama bile gidemeyecek artık. Haremi ona dar edecek. Hürrem'in üzerinde kara bulutlar dolaşıyor nihayet. Götürdünüz oğlum. Hatice'm, sakin ol. Kabus gördüm belli ki. Anne, oğlumu görmek istiyorum. Ne olur beni ona götür.
Validem, sultanımızın ilacını getirdim. Nerede oğlum? Nereye sakladın onu? Sultanım ben... Yoksa sen mi öldürdün? Hatice'm. İbrahim'e aşıksın. Bu yüzden mi öldürdün oğlumu? O gölge sensin. İbrahim ile aramızdaki gölge sensin. Sultanım, yorgunsunuz, uzanın. İlacınızı içmeniz gerek. Neden susuyorsunuz hepiniz? O öldürmediyse kim yaptı? Ben mi? Katil ben miyim? Hatice, yeter artık. Bana bak. Yüzüme bak. Mehmet öldü. Takdiri ilahi. Ne kendini ne de başkasını suçlama. Aklına mukayyet ol. Bizi yalnız bırakın. Rabbime emanet ediyorum. Onun cennetinde huzur bul. Annenin benim günahımı mı yüklendin o küçük omuzlarına? Bu cezayı ben hak etmişken, ben senin için her bedeli ödemeye razıyken, affet beni oğlum. Baban seni çok sevdi Mehmet'im. Hünkârım, Vali Bey geldiler. Gelsin. Hünkârım. Söyle Malkoçoğlu. Divan heyeti hazır hünkârım. Molla Kabız'ın yargılanması için sizin teşrif etmenizi bekliyorlar. Ayas Paşa'ya söyleyin divanı o yönetsin. İbrahim Paşa'mız katılmayacak öyleyse. Malum, yas içinde. Ayrıca hastalığı tam olarak geçmedi. Bir müddet uzak kalıp dinlenmesinde fayda var. Siz nasıl arzu ederseniz. Nedir o? Sümbül Ağa getirdi az önce. Prenses Isabella size iletmemizi istemiş. Kardeşiniz Hatice Sultan'ın başına gelen korkunç olaydan yeni haberdar oldum. Beni tüm nezaketiyle sarayında misafir eden kardeşinizi, İbrahim Paşa'ya ve sizi sabır diliyorum. Tanrı sizleri korusun. Çıkalım.
Ne oluyor burada? Bu ne rezalet? Kalfalar nerede dayı? Ağalar nerede? Haremi boş mu bırakıyorlar böyle? Sultanım, ben cezalarını veririm. Siz meraklanmayın. Zaten canım burnumda. Bir de bunlarla mı uğraşacağım? Validemiz miydi giden? Senin yüzünden azar işittim yine. Benim ne günahım var Daya Hatun'um? Gülağ'dan yüz buluyorlar. Sizin kavganız yüzünden düzen iyice bozuldu zaten. Şunlara söyle, derhal temizlesinler ortalığı. Akşama da yemek yok. Siz nereye? Valide sultanımızı mermer köşke götürüyorum. Yalnız kalıp dinlenmek istedi. Çıkalım lan! Toplan! Bu ne hal yahu? Topla, topla, topla! Tüyler müller her tarafta! Sultan Süleyman Hazretleri! Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla divan toplantısını açıyorum. Paşa Hazretleri. Bu mühim davayı bizzat yönetmek istiyorum. Zira devlet işi beklemez. Hoş geldiniz Paşa Hazretleri. Başınız sağ olsun. Rabbim bu elimi unutturacak keder vermesin hanenize. Amin. Sağ olun. Divanımız başlasın. Molla Kabus. Geçen sefer divanda söylediklerini, şimdi Şeyhülislam Efendi ve İstanbul Kadısı önünde tekrar et bakalım. Bu davanın gereği neyse, bugün halledilsin artık. Müsaadenizle. Meşhur Taftazani'nin tefsirine göre, Hristiyanlar Hazreti İsa'yı Hazreti Muhammed peygamberden üstün görürler. Çünkü Hazreti İsa pürü pak olan Meryem anamızdan doğmuştur. Ve yüce Allah... Sultanların en yüce gönüllüsü. Ne muazzam bir elbise. Bir yere mi gidiyorsunuz sultanım? Ben şeyinle biraz dolaşacağım. Yoksa valide bunu da mı yasakladı? Vallahi ben de şaştım bu işe sultanım. Yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal. Niye geldin onu söyle. Emriniz üzerine Yakup Efendi'yi buldum. Mermer Köşk de sizi bekliyor sultanım. İyi. Ve biz bir kısmına üstün kıldık der. İçlerinden Yüce Allah'ın konuştukları da vardır. Tamam Kabus Efendi. Yeteri kadar konuştun. Boş fikirlerini ifade ettin. Biz de sabırla dinledik. Şimdi adın Molla. Ama tefsirden, dinden anladığın pek söylenemez. Bütün bu ettiğin laflar yanlış evvela. Peygamberler arasında eftaliyet aramak açıkça küfürdür. Çünkü Allah'ın seçtiği peygamberler için mukayese yapmak Allah'ın kullarının haddine değil.
Bu haşa ve kella Allah'a şirk koşmak olur. Nitekim Nisa suresinde şüphesiz Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'a inanıp peygamberlerine inanmayanlar, ayrım yapmak isteyenler var ya, işte onlar gerçekten kafirlerdir der Yüce Allah. Bu da senin gibi peygamberler arasında mukayese yapanların dinden çıkması değil de nedir? Son olarak mucizelerinden hareketle Hazreti Peygamberimizin gösterdiği mucizelerin diğer bütün peygamberlerin gösterdiği mucizelerden daha büyük olduğunu bütün alimler, müfessirler kabul eder. Misal istersen Miraç'a çıkması ve Kur'an-ı Kerim gibi bir mucizenin peygamberimize inmiş olması yetmez mi? Hem Hazreti Peygamberimiz bir şirk ortamında doğmuş, tevhidi görmüş ve müşriklere karşı savaşarak hayatını tehlikeye atmış, velhasıl her yönüyle mükemmel ve en son peygamberimizdir. İşte doğrunun ne olduğu ortaya çıkıp malum oldu. Var mı başka bir diyeceğin? Hak dini tekrar kabul eder misin? Asla kabul etmem. Ben kafir değilim. Ben yalnız doğru bildiğimi söylerim. Kadı Muhyiddin Efendi, bu durumda şerle lazım geleni siz hükmedin. Mezhebi ehli sünnet ve cemaat üzere itikadı pak tarikine salik olup döndün mü? Asla dönmem. Ben kafir değilim. Öyle mi? Bu durumda batıl itikadında ısrarcı ve dini İslam'a, peygamberine, Allah'a kürf içinde olman sebebiyle şeriatın keskin kılıcı ile idamın vaciptir. Zamanla tesir edecektir. Bekleyin. Tesir etti zaten. Yataklara düştü. Neredeyse ölüyordu. Ama kurtardılar onu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi dirildi yine. Nasıl söküp attılar o zehri? Ne verdiler ona? Bir hekim var. Burada değil, Yahudi. O kurtardı. Bizim hekimlerin hiç bilmediği bir ilaç hazırlamış. Her derdin devası şifalı bir toprakmış. Eyvahlar olsun. Arzu ederseniz daha kuvvetli bir zehir hazırlayabilirim. Anında tesir eden bir zehir. Hayır, zehir yok. Ben sana ne dedim? Hiç kimse nasıl öldüğünü anlamayacak dedim. O zalimi öldürmenin başka bir yolu var elbet. Çaresini bulur, yarım bıraktığımız işi tamamlarız. Şimdi değil Yakup Efendi. Sonra vakit gelince seni bulacağım. Lakin yine baş ağrısız olursan önce senin canını alırım. Sultanım, Valide Sultan geliyor.
Hürrem, senin ne işin var burada? Ben şeyim. Söylesene, ne yapıyorsun tek başına? Ben biraz dolaşıp hava almak istedim. Malum terasım da yok, ben de buraya geldim. Boş boş dolaşacağına git çocuklarınla alakadar ol. Ben evlatlarımla yeterince meşgulüm valide. Biraz da siz alakadar olun. Şefkatinizi esirgemeyin onlardan. Yoksa sadece Mustafa'yı sevdiğinizi düşünüp üzülecekler. Prensesim, Sultan Süleyman geldi. Kiliseye gitmek için ikna etmeniz lazım onu. Umarım kabul eder. Carmina, ben kaçtıktan sonra seni tutmazlar burada. Bırakırlar. O zaman Gritti'nin yanına gidersin. Ben söylerim. O yardım eder sana. Siz beni düşünmeyin. Sultan Süleyman Hazretleri. Süleyman, hoş geldiniz. Mektubunuzu aldım. Taziyeleriniz için teşekkür ederim. Ben çok üzüldüm İnan. Çok merak ettim sizi. Kaç gündür gelmediniz de göremedim. Lütfen oturun. İçimi ürpertiyorlar. Uğursuzluk getirmelerinden korkuyorum Prime. Sana söylemiştim. Gitmemedim mi? Sultanım. Sultanım, hadi içeri geçelim. Size bir şeyler hazırlatayım. Sabahtan beri hiçbir şey yemediniz. Yalnız bırak beni. Sultanım, üşüyeceksiniz. Sana beni yalnız bırak beni. Nasıl oldunuz? Yaranız iyileşti mi? Sayenizde. Çok iyiyim. Hekimler hep burada başımda bekledi. İyi olmanıza sevindim. Ben sizden bir şey isteyeceğim. Kiliseye gitmek istiyorum ben. Tabii eğer uygun görürseniz. Yine günah mı çıkaracaksınız yoksa? Ben bir karar vermeye çalışıyorum. Tanrı'nın huzurunda dua edip düşünmek istiyorum sadece. Ne kararı bu? Benimle mi alakalı?
Kabul edin lütfen. Masum bir istek sadece. Ben çok sevineceğim. Madem bu kadar çok istiyorsunuz, hazırlanın öyleyse. Bali Bey dışarıda, o sizi götürür kiliseye. Süleyman. Ben çok teşekkür ederim. Sultanım. 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 Sultanım durun yap. Sultanım. Yapmayın sultanım. Bırak. Sultanım. Yapmayın. Lanetlediler oğlumu. Sultanım. Aklınıza gelen ne olur lütfen sultanım yapmayın. Hatice. Sultanım. Hatice. Sakin ol, tamam. Sakin ol, hadi. Hatice, sakin ol. Sakin ol. Ali Bey, çok teşekkürler. Size gerek yok burada. Dışarıda bekleyin lütfen. Siz duanızı edin prenses. Ben sizi bir köşeden izlerim. Ama ben ibadet edeceğim. Mahrem bir an. Yalnız olmak istiyorum. Israr etmeyin Siyora. Sizi gözümün önünden ayıramam. Ben günah çıkaracağım. Tabii prenses. Buyursunlar. Prenses Isabella. Öldüğünüzü sanıyorduk. Sizi sağ salim gördüğüme sevindim. Sağ olun. Şimdi ne olacak? Nasıl çıkacağız buradan? Siz orasını bize bırakın. Her şey hazır. Buradan çıkınca limana gideceğiz. Açıkta bir gemi bizi bekliyor. Onlar durumu fark etmeden biz çoktan gitmiş olacağız. Vali Bey burada. Çıkmıyor dışarı. Ona ne olacak? Birazdan öldürecekler onu. Sonra kilisenin arkasındaki gizli geçitten kaçacağız. Müsaadenizle. Söyle. Joshua Efendi'nin bir akrabasına ulaştık. Adam nerede olduklarını bilmiyor. Ama ulaşır ulaşmaz bilgi vereceğini söyledi. Peşine birini taksaydınız. Ne belli yalan söylemediği? Gereği yapıldı beyim. Gölgesi gibi izlemekteyiz.
Hala. Sen dışarıda bekle. Vali Bey. Benim işim bitti artık. Gidebiliriz. Gel Kalfa. Hekim kadın istediğin ilacı hazırladı. Geçmiş olsun. Sabah akşam ikişer kaşık versin dedi. Sen git, benim işim var. Hayrola Nigar Kalfa. Nereden geldin? Hatice Sultanımıza hekim başından ilaç temin etmeye geldim. Malum. Asabı bozuk bu aralar. Zor günler geçiriyor. Senin kaderin neymiş böyle? İbrahim Paşa ölüyordu, sen baktın. Hatice Sultan aklını kaybetti, sen bakıyorsun. Peki bu arada benim istediğim şeye bakıyor musun? Neye bakacağım sultanım? İbrahim Paşa'nın beni yok etmek için elinde tuttuğu şeyini. Buldun mu? Arıyor musun? Yoksa İbrahim Paşa'ya söyledin mi? Hürrem Sultan beni tehdit ediyor. Bulmasan beni öldürecek diye. Sultanım, ben bir şey söylemedim. Arıyorum. Nigar, ara ve bul. Yoksa seni zehirle yok etme. Yağlı urganla bu ince boynunu. Prenses nerede? Yok, gelmedi bizle. Kaçıramadık. Nasıl gelmedi? Beceremediniz mi yoksa? Prenses Isabella, bugün değil, benden haber bekleyin diyerek engel oldu bize. Demek öyle. Tamam. Prensesten haber gelince hemen geleceğim yanınıza. O vakte kadar siz de ortalıklarda dolaşmayın. Ne olmuş buna? Bugünlerde herkes hasta Signor Marco. Bizim gemilerden de birçok kişi ateşlendi. Şifahaneye gönderdik. Nedir bu hastalık? Öğrenebildiniz mi? Hayır. Ama belli ki bulaşıcı bir hastalık. Umarım veba değildir. Veba mı? Tanrı hepimizi bu illetten korusun. Salgın başlarsa kimin sağ çıkacağı belli olmaz. Prenses? Prenses? Olmadı Carmina. Yapamadım. Nasıl? Yakalandınız mı yoksa? Hayır, hayır, öyle değil. Eğer onlarla kaçsaydım, Bali Bey'i öldüreceklerdi. Buna izin veremezdim. Benim yüzümden kimse ölsün istemiyorum. Üstelik sıradan bir adam değil o. Süleyman'ın sevdiği bir adam. Tek nedeni bu mu prenses? Bu yüzden mi vazgeçtiniz?
Başka ne olabilir? Belki de Sultan Süleyman büyüledi sizi. Onunla kalmak istiyorsunuz. Kes sesini. Sen kimsin de benimle böyle konuşursun? Affedin prensesim. Haddimi aştım. Sultan Süleyman umurumda değil. Ben yine gideceğim buradan. Buyurun. Sağ olasın Nigar Kafam. Afiyet olsun paşam. Hatice Sultanımız uyuyorlar. Siz de uyuyun artık. Günlerdir perişansınız. Hastalığınız da tam geçmedi. Ne hastalığı Nigar Kafam? Beni yatağa düşüren zehirmiş meğer. Zehir mi? Bunu kimse bilmeyecek. Paşam nasıl olur? Kim ya? Hürrem? Lakin benim merak ettiğim zehir nasıl geldi buraya? Yediğimden içtiğimden olamaz. Zira Yasef Efendi deriden temasla girdiğini söyledi vücuduma. Bu paşamızın çok mühim defteri. Neymiş o? Ver bana bakayım. Sultanım olmaz. Ne yapıyorsun sen burada? Defter. Neydi? Defteriniz paşam. Hürrem Sultan onu elimde gördüğünde sorgu sual etmişti. Sonra da cariyesini odanızda görmüştü. Belli ki zehri ona sürmüşler. Ben size demiştim paşam. Hürrem Sultan intikam ateşiyle yanıyor, durmayacak. Nilüfer Hatun. Az bekle. Hadi sen git. Bir isteğiniz mi var ağam? Epeydir göremedim seni. Bir hal hatır sorayım dedim. Nasılsın, iyi misin? Bir yaramazlık yoktur inşallah. Yok ağam, iyiyim. Belli belli. Yüzüne renk gelmiş maşallah. Bir isteğin ihtiyacın olursa yanıma uğra muhakkak. Fidan Hatun, benim.
Külahım ne lazımsa söyleyeyim, ben getiririm. Bırak şimdi çarşafları, havluları. Ellerini yıpratma. Bırak başkaları halletsin. Yazık o senin güzel ellerine. Hani senden bir şey isteyeceğim demiştim ya. Evet. İşte tam vaktidir. Mehmet. Oğlum gel yanıma. Ne olmuş benim aslan oğluma? Kim üzdü seni? Mustafa'yı dara vermiş. Artık tek başına yaşayacakmış. Ben de istiyorum. Üzülme. Senin de olacak. Hem de daha büyük. Ben de istiyorum anne. Senin de olacak ay parça. Anneniz sizin için her şeyi yapacak. Mehmet. Kim bu münasebetsiz şimdi? Bir hat vermezler insana yahu. Ağam bağışlayın, rahatsız ediyorum. Lakin sizle konuşmam lazım. Hayırdır Fidan Hatun? Nedir diyeceğin söyle. Ye. Gir, gir. Söyle Fidan Hatun, nedir derdin? Ne vakittir üstüme başıma bir şey alamadım. Gülah'a söyledim kaç defa. Lakin izin vermiyor. Peki siz yardım edersiniz bana. Madem ihtiyacın var, karşıya çıkan biriyle ne lazımsa aldırırım ben. Merak etme. Sağ olasın Bilal. Sen olmasan ne yapardık biz? Hayırlı geceler. Sana da. Devleti orduları sen yönetiyorsun. Şahanın, şeretin, para sarayın var. Heykeller bile dikiyorsun. Süleyman da Hatice de seni çok seviyor. Bütün bunları kaybetmeye göze alabilir misin? Hiç sanmıyorum. Valide Sultanım, Hürrem Sultan geldi. Sizi görmek istiyor. Neymiş derdi? Bir şey demedi. İsterseniz müsait olmadığınızı söyleyeyim. Merak ederim şimdi. Al içeri. Validem, sabah şerefleriniz hayırlı olsun. Ne istiyorsun? Saraydan çıkmak için sizden izin almam gerektiğini söylediler. Üzerine alınma. Bu herkes için geçerli. İziniz olursa ben çıkmak istiyorum. Hatice Sultan'ı ziyaret edeceğim. Hatice'm kimseyi kabul edecek halde değil. Sonra gidersin.
Hünkârımız bilhassa gitmemi istedi. Destek olmam için. Validem izin vermedi dersin. Şimdi çekilebilirsin. Sultanım. Hamamı hazırlatıyorum size. Bir yıkanın, sular dökünün, iyi gelir. Olur. Artık sonum geldi Hürrem. Hünkâr. Bugün hava çok güzel. İstersen atla dolaşabilirsin. Yüzünde güller açıyor. Nedir seni böyle keyiflendiren? Senin de olmak. Hatice'm nasıl, gördün mü bugün? Görmek istedim, lakin validemiz izin vermedi. Hürrem, ne oldu? Sizin validemle aranızda bir şey mi geçti, bilmediğim bir şey mi var? Yok. Sağ olsun, validemiz çok sevdiği için üzerime titriyor. Çekilebilirsiniz. Ne duruyorsunuz hala?
Çıkın hadi. Yalnız bırakın beni. Ama sultanım, validemizin emri, yalnız bırakamayız. Kapıda beklersiniz. Bir şey olursa seslenirim. Çıkın. Allah senden razı olsun Hürrem. Sen benim neşe kaynağımsın. Sayende bir nebze de olsa güldüğüz. Süleyman, ben senin için yaratıldım. Ama unutma, sen de benim için. Hayırdır Pargalı? Neden geldin? Sana dinlenmeni söylemiştim. Yeterince dinlendim hünkârım. Sizi rahatsız etmek istemezdim. Lakin görmek isteyeceğinizi düşündüğüm bir şey getirdim size. Kızlar, ne yapıyorsunuz siz burada? Neden çıktınız?
Sultanım kapıda beklememizi istedi. Eyvahlar olsun. Nasıl yalnız bırakırsınız? Nedir bu? Ressam Leo'ya ait. Nakkaşhanede bulmuşlar. Leo'ya mı ait? Bana niye getirdin? İçinde bunu buldum. Günlük gibi bir şey zannediyorum. Hürrem Sultan, siz Rusça biliyordunuz. Bunu çevirir misiniz bize?